Takvimler 16 Şubat 2016'yı gösteriyordu. Saat 9 civarında Sisi şehrinde yaşayan bir kadın tarafından polise çağrı geldi. Arayan kadın cansız bir beden gördüğünü söylüyordu. Polis ekipleri hemen olay yerine gittiler. Gördükleri manzara korkunçtu. Yerde birçok yerinden yara almış cansız bir kadın bedeni vardı. Polis hemen görgü şahitleriyle konuşmaya başladı. Öğrenilene göre ölen kişi bu şehirde yaşayan 34 yaşındaki hemşire olan Gao Yang'tı. Gao o sabah işe gitmek için evden çıkmıştı. O andan itibaren de cansız bedeni bulunana kadar onu gören hiç kimse olmamıştı. 1982 doğumlu olan Gao'nun sevgi dolu bir kocası ve 4 yaşında da bir oğlu vardı. Kocası Wu ona karşı olan aşkını her fırsatta dile getiriyor ve sürekli ona karşı sürprizler hazırlıyordu. Olaydan sadece birkaç gün önceki aşk dolu mesajları bile bulunmuştu. Ama Wu'nun annesi ilişkilerine en başından beri karşı çıkıyordu. Wu'nun annesi olan Zhang 1957'de doğmuştu. Ebeveynleri onu doğduktan kısa bir süre sonra başka bir aileye evlatlık verdi. Evlat edindirdikleri aile orta yaşlardaydı ve çocukları olmuyordu. Bu işin iyi yanı ise yeni ailesinin ona çok iyi davranması ve onu çok sevmesiydi. Zhang daha 20 yaşındayken üvey babası öldü ve 25 yaşındayken de evlilik kararı aldı. Kocası bir fabrikada müdürdü ve durumu iyiydi. Zhang 1982 yılında oğlu Wu'yu doğurdu. Ancak kocasıyla kötüye giden bir evlilikleri vardı. Sürekli tartışıyorlardı. Yakınlarındaki insanlar da bunun farkındaydı. Komşularının dediklerine göre kocası ondan kaçmak için sık sık tek başına yürüyüşlere çıkardı ve olabildiğince geç dönerdi. Bu mutsuz evlilik Zhang'ın tüm kalbini oğluna vermesine neden oldu. Oğluna takıntılı bir şekilde bağlıydı. Bu hayattaki tek varlığı olarak onu görüyordu. Onun her şeyini kontrol ediyor ve tüm ilişkilerini yönetiyordu. Oğlu olduktan sonra kocasıyla vakit geçirmeyi tamamen bırakmıştı. Sadece onunla ilgileniyor ve onun dışındaki şeylere asla zaman ayırmıyordu. 2000 yılında Wu liseden mezun olmak üzereydi ve hangi üniversiteyi seçeceği konusunda kararsızdı. Bir süre düşündükten sonra annesinin yönlendirmesiyle evlerine 2,5 saat uzaklıktaki farklı bir şehirde okumaya karar verdi. Burada makine mühendisliği üzerine eğitim alacaktı. Ancak Zhang verdiği karardan pişman olmuştu. Oğlu evden gittikten sonra günlerce ağlamıştı ve bir süre boyunca kendine gelememişti. Wu mezun olduktan sonra annesinin isteği üzerine memleketine geri döndü ve bir inşaat şirketinde mühendis olarak çalışmaya başladı. Daha sonra annesi ona şirkete yakın bir daire satın aldı. Wu bu esnada öğretmen olan bir kadınla sevgili oldu. Bir süre sonra evlilik kararı aldılar. Fakat geçen sürede sürekli kavga ettiler ve bunun sonucunda tam evlenmek üzereyken ayrılık kararı aldılar. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra Wu yeni bir kadınla tanıştı. Gao sıcakkanlı, pozitif ve çok olgun biriydi. Fakat annesi ona karşı ısınamamıştı. Wu bir keresinde annesine kendisi için bile olsa Gao'dan ayrılamayacağını ve onu her şeyden çok sevdiğini söyledi. Anneye göre Gao oğluna yakışmıyordu ve eksikliklerle doluydu. Gao'nun oğlu için çok yaşlı olduğunu düşünüyordu ama oğluyla aynı yaştaydı. Ayrıca boyunun kısa olduğunu, işinin kötü olduğunu ve tek çocuk olmasının bir dezavantaj olduğunu düşünüyordu. Tüm bunlar onun için kabul edilemez eksikliklerdi. Tek çocuk olmasını bir dezavantaj olarak görmesinin sebebi ise ileride anne ve babasına bakmak zorunda kalma ihtimaliydi. Oğlunun başkasının annesine ve babasına bakmak zorunda kalmasını istemiyordu. Kendisi de üvey annesine bakmak zorunda kalmıştı ve eşi evi çok dağıttığını söyleyerek bu duruma karşı çıkmıştı. Wu'nun başkasının ailesine bakarak yorulması onun en son isteyeceği şeydi. Zhang ilişkilerini bitirmek için çok uğraştı. Fakat başaramadı. Wu ve Gao birbirlerine çok aşıklardı ve asla ayrılmak istemiyorlardı. Zhang evliliklerini ancak bir şartla kabul edeceğini söyledi. Evlendikten sonra evini satacaktı ve yanlarına taşınacaktı. Çift çaresiz bir şekilde bunu kabul etti. Evlendikten hemen sonra evini satan Zhang yanlarına taşındı. Evin içinde sürekli tartışmalar yaşanıyordu. Zhang her şeye müdahale ediyor ve evde her dediği olsun istiyordu.
Ona göre evin hakimi kendisiydi ve her şeyin düzeni istediği gibi olmalıydı. Fakat yeni evlenen çift, evi kendi istedikleri gibi dizayn etmek ve istedikleri gibi yaşamak istiyordu. Bunlara ek olarak Zhang, sürekli Gao'da kusurlar buluyor ve bunları düzeltmesini istiyordu. Evde olduğu her an onunla uğraşıyor ve hayatı yaşanmaz bir hale getiriyordu. Raporlara göre çift bir gün aynı leğende ayaklarını yıkamıştı. Zhang ise bu durumu utanmasızca bulup fazla yakınlaştıklarını iddia etmişti. Ardından Gao'ya bir daha böyle terbiyesiz hareketler yapmamasını söylemişti. Yaptıkları bunlarla da sınırlı değildi. Zhang geleneksel operaları dinlemeyi çok severdi. Gao ise bunun aksine eşiyle birlikte dizi izlemek istiyordu. Zhang bu duruma hiçbir zaman saygı duymadı ve oğlunun da kendisiyle birlikte televizyon izlemesi konusunda baskı yaptı. Gelinini sürekli dışlıyor ve oğlunu sürekli kendine çekmeye çalışıyordu. Çiftin oğlu olduktan sonra bile tavırları değişmemişti. Wu bir keresinde iş için şehir dışına çıktı ve birkaç günlüğüne gelmedi. Zhang bu esnada Gao'nun bileziğini çaldığını iddia etti. Bu konuda Gao'nun ailesini bile aradı. Gao'nun ailesi bu duruma inanmamıştı. Ama yine de anlaşmazlığın çözülmesi için yeni bir bilezik alıp ona hediye ettiler. Wu olaydan birkaç gün sonra bir dolabın altında kayıp bileziği buldu. Ancak Zhang ne Gao ne de ailesinden özür dilemedi. Ayrıca aldığı bileziği geri bile vermedi. Bunlardan daha da kötüsü, Gao hemşire olduğu için sürekli geceleri çalışmak zorunda kalıyordu. Zhang ise bunu fırsat bilerek ve torununa bakmayı bahane ederek sürekli oğluyla beraber uyuyordu. Ona göre oğlu sadece kendisine aitti ve ondan başkasına değer vermesi canını acıtıyordu. Yaşanan cinayetten bir yıl önce Gao birim değişikliği yaptı. Bu sayede artık geceleri çalışmıyordu ve eşiyle daha fazla vakit geçirebiliyordu. Zhang'ın oğluyla uyuma hayalleri de suya düşmüştü. Komşuların dediğine göre çift sürekli yürüyüşe çıkıyor ve el ele dolaşıyordu. Görünene göre çok mutlulardı. Bu durum Zhang'ı kudurtmuştu. O kadar sinirlenmişti ki gelinin iş yerine gidip yöneticisiyle konuşarak tekrar gece nöbetlerine kalmasını istemişti. Bu olay aile içinde şiddetli geçimsizliğe yol açtı. Gao'nun iş yerindeki herkes bu olayı konuşuyordu ve bu durum aşırı rahatsız ediciydi. Wu bu esnada eşini kazanmak için ona hediyeler aldı ve sürekli onunla zaman geçirdi. Günlerden bir gün Wu annesiyle tartışıyordu. O esnada Gao aralarındaki bir sırrı duydu. Zhang üvey annesini büyük olarak görüyordu ve bu yükten kurtulmak için onu zehirlemişti. Duydukları Gao'yu dehşete düşürdü ve duyduklarını hemen ailesine anlattı. Gao'nun babası olanları zaten biliyordu. Dediğine göre bu sırrı çok önceden öğrenmişti ama kocasıyla arası bozulmasın diye anlatmamıştı. Yine de kızını bir katille aynı evde bırakması gerçekten çok garip bir durum. Gao bu durum üzerine hemen taşınmak istedi ve kocası da onu destekledi. Ağustos 2015 tarihinde 400 bin yuan vererek yeni bir daire aldılar ve daireyi tadilat için ustalara teslim ettiler. Zhang bu kararı duyduktan sonra deliye döndü ve oğluyla kavga etti. O kadar gözü dönmüştü ki komşularına bu gidişle Gao'yu öldüreceğini söylemişti. Bu kavgalar çiftin yeni eve taşınmasını engellemedi ve Ocak 2016'da yeni evlerine taşındılar. Çift taşındıktan kısa bir süre sonra tatile çıkmaya karar verdi. Tatildeyken çok eğleniyor ve sürekli fotoğraflar paylaşıyorlardı. Zhang bu fotoğrafları görünce iyice kafayı yemişti. Artık Gao'yu ortadan kaldırmak istediğine emindi. Şubat ayında bir adamla görüştü ve ondan kiralık bir katil bulmasını istedi. O ise 23 yaşındaki kuzeni Shen'le tanıştırdı. Zhang, Gao'yu öldürmesi için ona 150 bin yuan verdi. 50 bin yuanını da avans olarak verdi. Ayrıca işini kolaylaştırmak için ona elektrikli bisiklet, kesici alet ve eldiven aldı. Yaptıkları plana göre buna bir soygun süsü verilecekti ve kimse kaynanadan şüphelenmeyecekti. 16 Şubat tarihinde Shen ve Zhang birlikte Gao'nun yaşadığı yere gittiler ve alt katta saklandılar. Plana göre Zhang ona Gao'yu gösterecekti. Shen zaten 3 gündür keşif yapıyordu ve onu tanıyordu. Ama Zhang başkasıyla karıştırmasından çok korktuğu için yine de gelmek istemişti.
Gao işe gitmek için binadan çıktıktan sonra Kainan'a Shen'i aceleyle takip etmesi için zorladı. Onun bu baskıları yapılan planı zora sokuyor ve Shen'i hata yapmaya itiyordu. Bir süre sonra Shen Gao'nun önüne çıktı ve kesici bir alet kullanarak onu birçok yerinden yaraladı. Daha sonrasında ise onu biraz sürükledi ve cansız bedenin üstünü tahtayla örttükten sonra olay yerinden ayrıldı. Zhang, cinayet işlendikten hemen sonra çiftin evine giderek torununu uyandırdı ve onunla birlikte markete gitti. Olaydan birkaç saat sonra ise cansız beden bulundu. Zhang'ın planı bu olayı bir soygun gibi göstermek olsa da Shen heyecandan paraları almayı unutmuştu. Bu yüzden polis ekipleri bu ihtimali hemen elediler. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimlik tespitini de çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Bunun üzerine kısa süre içinde Shen'i yakaladılar. Shen tutuklandıktan bir süre sonra her şeyi itiraf etti. Ardından Zhang da tutuklandı. Zhang verdiği ifadede bunu yapmasının sebebinin oğlunun ona karşı olan ilgisizliği olduğunu söyledi. Dediğine göre Gao'dan hoşlanmadığını hem ona hem de oğluna defalarca söylemişti. Buna rağmen evlenmişlerdi. Asıl suçlu onlardı. Karakoldayken anne ve oğul yan yana geldiler ama asla konuşmadılar. Görünüşe göre Wu, annesiyle olan tüm bağlarını koparmıştı. Wu daha sonrasında annesine karşı manevi tazminat davası bile açtı. 24 Ekim 2016 tarihinde Zhang, katili işe almak ve bizzat suça katılmaktan ölüm cezasına çarptırıldı. Shen ise 2 yıl ertelemeli ölüm cezası aldı. Ayrıca onları buluşturan kişi ise 8 yıl hapis cezası aldı. Bu davada beni en çok şaşırtan şeylerden bahsetmek istiyorum. Birinci olarak Zhang, oğluna sapkın derecede bağlı, hatta aşıktı bile diyebiliriz. Geceleri onunla uyumak istiyor ve çevresinde başka bir kadın görmek istemiyordu. Wu ise bu sapkınlığa karşı susuyor ve onunla aynı evde yaşamaya devam ediyordu. Hem de kendi annesini zehirlediğini bile bile. Gao'da en çok şaşırdığım şey ise annesine bu kadar bağlı ve bu kadar sözünden çıkmayan birine şans vermiş olması ve yıllarca bundan vazgeçmemesi. Bence bu sapkınlığa göz yumduğu için Wu da annesi kadar suçlu. Bana soracak olursanız bu ilişkinin başlamadan bitmesi gerekirdi. Davamız buraya kadardı. Buraya kadar izlediysen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bu tarz videoların devamını kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.